arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımın eşine bir araba almaya gidiyoruz. Şu anda yoldayız. Yeni çıktık. 1,5 saatlik bir yolumuz var. Bir arabaya bakacağız. Bugün çok heyecanlıyım yine. Her araba olayında heyecanlandığım kadar bugün de yine heyecanlıyım. Bu bana çok mutluluk veriyor. Gideceğiz, arabaya bakacağız. Hoşumuza giderse alacağız. Sizler de bu olaya şahitlik edeceksiniz. Bakalım araba nasıl çıkacak? Gidince göreceğiz hep beraber. Bakacağız arabaya. Bugün hava da çok sisli, kapalı. Yolu bir gösterelim. Yani görüş mesafesi şu an 50 metre yok bile yani. 30 metre civarında. Bir Opel Corsa'ya bakacağız. İnşallah araba anlatıldığı gibi çıkar ve alır geliriz. Hep beraber bakacağız. Arkadaşlar, Urfa'ya geldik. Şimdi araç sahibi az sonra gelecek. Araç gelsin, bir bakalım. Önce bir gözle muayene edeceğiz. Ondan sonra da bir ekspertiz yaptıracağız. Evet arkadaşlar, araba geldi. Arabamız bu. Şöyle bir çekeyim. Şurada tamponda bir çatlak var. Evet, araba cam tavan. Bu iki parçanın boyalı olduğunu söylüyor arkadaş. Arka kapı ve arka sağ çamurluk. Arka sağ kapı ve arka sağ çamurluk boyalı diyor. Rahat içine götürüyorsun. Burada zaten kar olmuyor. Bir de bu kaputun ucu boyalı demiştin değil mi, şurası? Aynen ya, şurada şuradan şey. Ya sonra kadar var mı onu da bilmiyorum abi. Ana çok az bir şey dedi. Onu alırken sahibi söylemiştim abi. Farda biraz sulanma var. Farın içi su alıyor. Şöyle bir de içini gösterelim. Arabanın içi de bu. Döşemeler temiz görünüyor. Evet, şimdi ekspertize gideceğiz. Bakalım ekspertizde ne çıkacak. Evet arkadaşlar, aracı ekspertiz yaptırmak için getirdik. Şu an komp test yapılacak. Bu bir ekspertiz yapılacak. Versinler. Ruhsat neredeydi? Ruhsat. Thank you.
arkadaşlar tekrar merhaba. Arabaya baktık. Ekspertiz yaptırdık. Ekspertiz sonucu bize anlatılan gibi çıktı. Kaputun ucunda lokal bir boya. Sağ arka kapıda ve sağ arka çamurlukta da lokal olarak boya olduğu söylenmişti bize. Ekspertiz sonucunda da yine aynı şekilde bize söylenilen gibi çıktı. Araba ekstradan herhangi bir değişeni ya da boyası çıkmadı. Kilometresi 84.000'de 2011 model Opel Corsa 1.4 Color Edition paket otomatik şanzımanlı, tam otomatik şanzımanlı bu araca ekspertiz yaptırdık. Sadece motor alt tarafında bir yağ kaçağı tespit etti ustalar. Bunu da sanayide götürdük, bir ustaya sorduk ve keçelerden birazcık yağ sızdırdığını söyledi bize usta. Bizim işimize geldi. Yani ekstradan bir şey çıkmadığı için bu arabayı almaya karar verdik. Ve arabayı aldık arkadaşlar. Yaklaşık 6 aydır arkadaşım araba arıyordu. Ve bu arabayı sonunda aldı. Şu an kendisi de mutlu. Ben de mutluyum bu olaya vesile olduğum için. Arabanın kilometresi 84.000'de. Hasar kayıtsız. Orijinal bir araba. 111. yılına özel üretilmiş bir araba. Bundan dolayı ekstraları var. Bu ekstralar neler? Örnek veriyorum. Hız sabitleyicisi, park sensörü vesaire gibi ekstra olan özellikler var. Bir de tavanında görüyorsunuz, cam tavan görünümlü fakat cam tavan değil, bu şekilde üretilmiş. Orijinal fabrika çıkışında cam tavan görünümlü olarak üretilmiş, 111. yılına özel üretilmiş bir Opel Corsa. Bu arabayı aldık arkadaşlar. Ne fiyata, ne kadar fiyata aldığımızı merak ediyorsanız bu videonun altına yorumlarınızı yazarak ne kadar edeceğini belirtiniz. Biz de ona göre artık bu arabayı yüksek bir fiyata mı aldık yoksa uygun bir fiyata mı aldık, bunu tespit edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hayırlı sürüşler diliyorum.